Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Değerli takipçilerimizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün şöyle şunu şuraya koyayım da. Pirincimi ıskladım kenara. Tavuk göğsünü doğradım. Onu da koydum kenara, süzülüyor. Mercimek çorbasını ocağa koydum. Pişiyor, kaynıyor yani. Soğanımı soydum. Şunu da şöyle sorayım da iyice süzülsün. Şurada da biberlerim var. Tavukların şeyini dikemiyorum. Arkaya kapının oraya tel çekmem lazım ki ne? Tavuklar girmesin diye. Yoksa ektiğim, çocuğun ektiği reyhanlar, benim ektiğim nanelerin hepsi yok olmuş. Yemişler hepsini. Arkadaşlar bugün misafirim var. Misafirim kim diye soracak olursanız, bir zamanlar size çok bahsettiğim bir Fatma abla vardı, rahmetlik. Onun eşi Muhammed abi, imam kendisi, kızı var Zehra. İkisini bir yemeğe çağırdık. Ne zaman beri zaten niyetlendik. Fatma abla bir kere geldi bizim eve, yine böyle o zaman daha benim bu İnoz'u kanalı bile yoktu. Ramazanlıktı, o zaman yemeğe çağırmıştık. O zaman gelmişti Fatma abla, ondan sonra gelmedi arkadaşlar. Ne oldu? Fatma kim? Muhammed hocanın hanımı. He, geliyor mu bugün? He, geliyorlar. Valla? He. Ne yapıyorsun yemek? Tavuk sote. Mercimek çorbası, he, pilav. Zaten geliyor ya, güzel yemekleri yap. Niye, normalde yapmıyor mu? Diğer günler kuru bulguru yedir bize. Abooo. Şaka yok zaten. Hayır, ben parmağımı açacağım, çalışamıyorum mesela. Eldiveni yapışıyor. Bugün de kalsın ondan sonra. Hani bugün neyine kalacak lan? Hayır kalmamış ki şu parmağıma. Göster göster göster, göster parmağını getir. Getir getir getir. Arkadaşlar bak bak, eline bak, getir. Arkadaşlar parmağını kesmiş. Bakın bakın, parmağını kesmiş. Dün götürdük, pansuman yaptırdık. Diyor ki ne? Yok, pansumana gerek yok. İyi ki de götürmüşüm. Hadi bile dedi ki ne? İyi ki dedi, anneni dinle dedi. Pansuman yaptırdın dedi. Yoksa dedi intihaplanırdı, mikrop kapardı dedi. Bugün hoca çaldırdı. Niye? Sabah bizim ispiralli şey yapıyorduk, demirleri temizliyorduk. Hı. Geldi ispirallerin hepsinin fişini çekti. Herkes de dışarı toplansın dedi. Hı. Çıktık. Şimdi dedi ki ne? Bundan sonra dedi, bizim iş başlama saatimiz kaç dedi? 8 dedi. Yarım saatte benden dedi, 8.30 dedi. Bundan sonra dedi, 8.30'dan sonra gelen olursa geri gönderirim dedi. Bir daha gelemez buraya dedi. Aferin. Sonra dedi ki, eğer dedi 6'ya 10 kaladan önce dedi işi bırakırsanız dedi, temizliğe başlarsanız dedi, o adamı gönderirim dedi, bir daha gelemez dedi. Siz dedi saat dedi 5 oluyor dedi, süpürgeler alıyorsunuz, temizliğe başlıyorsunuz dedi. Erken herkes eve. Bugün de saat 5.30'du, ben biraz oturayım ondan sonra temizlik yaparız dedim. Çıktım dışarı, oturdum, hoca dedi ki, bağırdı. Dedi geçin dedi, daha temizliğe başlıyorsanız başlayın. Hani hocam dedim ne oldu dedim. Bundan sonra karışmayacağım dedim, ne yaparsanız yapın dedim. Yine sinirlendirmişler hocayı belli. Buradan diyor sadece bu gruptan diyor 2-3 kişi diyor adam olur diyor. Diğerleri diyor zaman geçirmek için geliyor diyor. Doğru söylüyor adam. Ben görüyorum diyor 2-3 kişi gayret öğrenmek gösterir diyor. Öğrenmek isteyen zaten gayret gösterir oğlum bir şekilde. Sen öğrenmek. Bugün de tertemiz oldu ya. Çocuğum dedi ki hocam dedi bana dedi tertemiz oldu dedi. Benim dedi bakmama gerek yok dedi. Aslan dedi yattığı yerden belli oldu dedi. Aferin bak ne güzel. Biliyor tabii ki adam. Siz de dünen temizlemeden gittiniz dedi. Ben süpürdüm bütün kabinleri dedi. Birkaç tane kabin temizlemiş, diğerleri temizlemeden kaçmış gitmiş. Babam bu bıçağı hediye etti bana. Arap sen getirdin mi bıçağı? Yok. Ara onu ara. Ara. Mustafa abi banyo yap oğlum. He? Banyo yap banyo. Şu tavukları açayım da. Düşürelim. Evet. Kaynakta arkadaşlar. Kaynağın dumanı, ispirin dumanı. Derken çocuğun boynu moynu kapkara oluyor. Geliyor ki demirsi demirsi kokuyor. İşte arkadaşlar Fatma ablanın eşi Muhammed Hoca, işte kızı var Zehra, onlar gelecekler. Ondan sonra soğan doğruyorum işte, sote yapacağım. Tavuk sote. Ondan sonra mercimek çorbası, pirincimi ısladım, pirinç pilavı, salata, içli köfte vardı dolapta, o gün yengemle yaptığımızdan arttıydı, onları çıkarttım. Adam başı ikişer sonra düşüyor, tabakları ikişer tane koyarım, eşim dedi ki ne ben yemesem de olur dedi.
Onları hazırlayacağım. Böyle soframızı inşallah kuracağız ve evimizi bereketlendireceğiz arkadaşlar. Bu bıçağı eşim bana hediye etti arkadaşlar bugün. Dedim ki ne bu bıçak çok güzel dedim. Bundan şey yaptım bugün. Karalahana turşusu yaptım. Yani kimisi morlahana diyor, kimisi karalahana diyor da. Herkes bizim burada pazarda karalahana olarak geçiyor. Yani alışveriş yaparken de diyorlar karalahana istiyor mu diyorlar. Turşusunu yaptım arkadaşlar. Bakın sana şunun güzelliğine maşallah maşallah. Of be mis gibi de kokuyor ha. Domatesim var, yeşil biberim var işte. Tavuğum var burada. İçli köftem dolapta çıkarttım buzluktan. Tepsiye dizdim. Biraz buzu çözdükten sonra dolabın alt kısmına koydum. Geri orada tam şey yaparken, çözülürken dışarıda bozulmasın, sinek minek konar diye üstüne. Ondan sonra sinek de maşallah hiç eksik olmuyor. Pencereler telli olduğu halde sinek geliyor, ben anlamıyorum. Tavuk sote, normalde ben şey kremalı falan şey yapıyordum ama şimdi onlar belki krema falan yemezler. Onun için dedim normal sote yapayım dedim. Domatesle, salçayla, biberle, işte sarımsağıyla, neyle yapacağız. Soğan sizin oralarda kaç lira arkadaşlar? Bizim burada düştü, 8'e düştü iyice beyaz soğan. Mor soğan 30 lira tabii ki alıyor. Şey hoşuma gitti arkadaşlar. Bu çok hoşuma gitti. Şimdi dedim ki ne bu çok çok güzel dedim. O dedi ki çok mu beğendin dedi. He dedim. Ben karalahanayı doğrarken hoşuma gitti dedim. Keskinmiş, güzelmiş dedim. Bundan dedim bir tane bana bıçak al dedim. Böyle dedim, büyük dedim. Var bunun gibi ama keskin değil. O da dedi ki ne tamam o zaman dedi senin olsun dedi. Al dedi, kullan dedi. Dün Abdullah rahatsızlandı. Hastaneye gittik. Mercimek çorbası yemiş çalıştığı yerde. Mercimek çorbası yemiş çalıştığı yerde. O da iki kase içmiş, biraz da tuzluymuş. Ondan sonra bu aradan bir saat geçince başlamış kalbim sıkışıyor. Ondan sonra şey adam demiş ki ne sen şu hadi eve git. Demiş şey yap. Hastaneye gidin. Ben ne demiş? Araba yok demiş. Araba olsa ben götürürdüm seni demiş. Neyse sağ olsun. Hadi bir aradık. Dedim. Hadi böyle böyle ol dedik. Ne yemek yiyorum dedi. Tamam dedim. Yemeği yedikten sonra dedim. Şey yapalım dedim. Hadi dedim. Abdullah böyle böyle oldu dedim. Tamam dedi. Götürüp dedi. Yemeğimi yiyeyim geliyorum dedi. Acil bir şey olsa zaten her şey yapmam hani. Ondan sonra aldık gittik neyse. Gidince çektiler. Kalp grafiği çektiler. Temiz çıktı çok şükür ama çocuk hala diyor ki ne kalbim sıkışıyor. Çok yedi, ondan mı oldu? Zehirlendi mi dedik? Yok, tahlil mahlil yapmadılar zaten. Pek ilgilenen de yok da bizim burada. Ondan sonra iğne verdiler. Ne alakaysa. Bir iğne vurdular. İğneden sonra şey yaptılar normalde. Tamam dedi, gidebilirsiniz dedi. İğneyi vurdurduk. Geldik. Akşam kaça kadar öyle şeydeydik, hastanedeydik. Mustafa'nı gitmişken dedim Mustafa'nın da parmağı kesmiş o da. Pansuman yaptırak. Lan oğlum gel pansuman yaptırak. Yok gerek yok. Lan oğlum gelsene işte gerek yok diye bir şey var mı? Oradaki bir tane kadın dedi ki çocuğum dedi anayın babını dinlesene dedi. Geç dedi pansumanı yaptır dedi.
Orada bir oda var, oradan şey yapıyor. Neyin varsa ona göre, oradan sonra gidip numara alıyor, şey alıyor, fiş alıyor. Yoksa öbür türlü yapmıyorlar. Sonra gittik işte, biz şeye gittik, gözlem odasına geçtik. Mustafa Pansuman odasına geçti. O ayrı ayrı zaten, karşı karşıya şeyli. Oraya gitti derken böyle şey yaptık, aman bunlar şey doğrayacaktı. Şunlar doğrayacaktı. Bayağı olmuş. Bunu yağlayacağız mevcut. Bunu arkaya alayım. Şöyle bunu da köfteye kızartacağım. Şöyle dursun da gene de. Bugün bir tarife baktım. Benim dinlediğim iki kişi var. İzlediğim yanı. Onlara bakıyorum ben. Onların tarifiyle yapıyorum her şeyi. Onların tarifleri çünkü birebir tutuyor. Evde olan malzemeler ne? Ben de sizlere şey yapayım, evdeki olan malzemelerle. Vallaha mor lahana süper güzel oldu. Eşim de geldi. Rümeysa! Gel salatayı yap hadi. Arkadaşlar beni Facebook'tan da takip ederseniz sevinirim. Facebook'ta Rümeysa'nın mutfağı olarak geçiyor. Şeyin de profilinde pasta resim var. Arka kapak resimde benim elimde börek var. Çoğu gün videoda söyledim. Çok kişi sağ olsun şey yapmış. Paylaşmış. Yani şey yapmış yani. Gelmişler. Söyledim hemen geldik diye. Allah razı olsun. Hepinizden sevdiklerinize tavsiye ederseniz, Facebook'u olanlara tavsiye ederseniz memnun olurum. İnşallah. Orada 5000 takipçi olması lazım. 60.000 dakika olması lazımmış. Daha benim dakikam az, takipçim de az. 5000 dakika da biraz, 5000 takipçi de biraz zor dolar gibime geliyor. Çünkü daha benim 244 tane takipçim var. Fazla olması gerekiyor yani. Tırnağımı kesin. Neyse ki ne? Kopmamış. Kopmamış yani. Bunlar da acı verirler. Sarımsağın da soğan arkadaşlar doğrulurken mübarek ne güzel sıkıyor. Normalde ben hep tavuğu ilk önce şey yaparım hani bir soldururum sası gitsin diye. Ama bu tarifte soğan ilk önce kavruluyor, tavuk sonra koyuluyor. Öyle daha iyi oluyormuş. Thank you.
kırmızı biberim yoktu. O da burada biberin içinde kızarandan aldım. Yavaş. Tadım sürdüm. Niye ki? Bu nane bir derim falan parça. Kavga ettilerse harama dün kavga, dün ses geliyordu. Maşallah. Ne oldu? Bir derim falan parça diyor ya. Kavga mı ettiler? Biz hiç duymadık. Ama ne bileyim ben oğlum onların burada şeyin mi gidiyorum be? Çorba hazır Rümeysa, blenderdan geçecek. Köfteyi kızartacağım şurada. Şimdi bunu soldurdum, bunu arka göze alırım. O da yavaş yavaş yapar. Ondan sonra pilavı pişiririm. Rümeysa da salatayı yapıyor. Şey blenderdan geçecek çorbayı. Blenderın ucu nerede? Orada yok. Orada nasıl yaptın? Yok orada. Orada mı? Nasıl yaptın? Yok, kullanmadık ki yakın zamanda. Nereye koydun? Hatırla bakın hadi. Çevirdin olması lazım. Burada yok. Arkaya bakın. Arkada da yok. Aşağı. Aşağıya bakayım. Yok oğlum bu.
şeyi. O. Yo. Şeyde yok mu bulaşık şeyin içinde? Ha burada burada. Ne onlar ne koymuş? Rahatın şeyine koymuş. Hasan abim buraya ilk geldi. Ne yapayım dedi, yemek pişireyim dedim. Senin aş evinde diyor, bura mı diyor. He dedim, benim aş evimde bura dedim. Çorba çok güzel oldu orada. Arkadaşlar, mercimek çorbası oldu. Soteyi arkaya aldım. Ön tarafa pilavın şeyini koydum. Şimdi elimdeki şehriyeyi nereye koydum şimdi? Kafa neyse onu kanal. Bak sözüm öndeki şehriyeyi de görmüyor. Son zamanlarda bir... Şehirde küçük üstlükte geldi. Annem yine canım sıkılıyor. Aha üzülüyorum ister istemez. Ha gel çadıra göçtüler. Küçük ev vardı bir tane, o yıkıldı. Mesela bugün yıkmış şeyin, devletin kırıcıları oradaydı. Şeyler, enkaz kaldırıcılar oradaydı. Şey yapmışlar, evi yıkmışlar. Annem de çadır bugün gene olmuş. Sabah 6'da 4.9 mu diyordu. Hemen anne Göksu'ndan gelen fayat da kırılmamış. O onu tetikliyor herhalde. Geri deprem olacak diye korkuyorlar. Gündüz şeydeler, eve çıkıyorlar ister istemez, korkmuyorlar herhalde. Akşam gece şeydeler, çadırdalar. Geri çadır kurdular, çadıra geri gittiler. Ne yapsınlar? Onlar da şaştılar kaldılar iyice. Ne yapacaklar? Onlara canım sıkılıyor. Aha abim desen abine canım sıkıldı. Üzüldüm ister istemez yani. Sıkıntı, stres işte ama hepsi üst üste geliyor işte. Ha
en sonunda da para biberi ekleyelim arkadaşlar. Bunun ağzını kapatayım ben. Bu iyice pişsin. Arkadaşlar işte köftelerimi de çıkarttım dolaptan. Şöyle yağ köftenin ucunu batırdım, baktım daha yağ ısınmamış. Şurada salata, mor lahana salatası. Tabaklarımızı hazırladık şurada. Salatam orada zaten. Çorbamı yağladım güzelce. Şöyle fenerini yakarsam daha güzel görünecek gibi geliyor. Şöyle. Çok da sıcak olmasın dedim. Hani biraz su olsun dedim. Daha duman üstünde tabii ki. Salatamız burada. Şeylerini attık, karıştırmadık. Burada şöyle kapak sorunu var. Sotem hazır. Şöyle kenara. Pirinç pilavım her zamanki gibi tane tane zaten. Şöyle göstereyim. Bakın tane tane. Bu pirinç çok güzel, çok hoşuma gidiyor bu pirinçte. Çok güzel. Bu da burada hazır oldu. Sadece sofrayı sermek kaldı arkadaşlar. Tabaklarımızı hazırladık, bardaklarımızı hazırladık zaten. Onların gelip sofrayı sermemizi, onlar kendilerini göstermeyeceği için hazırlığımızı burada yapacağız. Mutfakta yapacağız. Sofrayı da şöyle bir kapak fotoğrafını çekeriz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yani şöyle açsam da yanar mı? Şey olur mu ki? Bismillahirrahmanirrahim. Bereketini sen ver ya Rabbim. Öbür vardı şey, kızartma yağı vardı. Onları kızartma ne yaparken kullandık. Rümeysa kavanoza koy dedim. Koydu Rümeysa kavanoza. Onlar bitti. O bitti. Bunlar kaldı. Bunları da artık bir dahaki şeyde geri tekrar tekrar sabah kahvaltıda yapıyor. Bazen onda kahvaltıda da kızartma yapıyor. Bazen Rümeysa onda da şey yapıyor. Köftelerimi de attım arkadaşlar. Köftelerim de kızarsın güzelce. Şurada 2, 4, 6 tane kaldı. Onları da şey yapacağım. Köftemiz de kızarsın arkadaşlar. Yemeklerimiz hazır zaten. Şöyle sofrada tekrar görüşelim canlarım. Abi ne kadar? Ya dolma tamam dedi. Bu da sadece o oldu yani. Ya şimdi sen ne kadar yani yok tamam mı? Olabilir de. Ya şimdi sen bu bir çocuk var. Genç çocuk. Bunun yaşlarında. O gülüm bu maçlar bile yapıyor. Ha bile yapıyor. Ben bu çocuk alırsın diye şey yaptım ya. Ama işte ihtiyarlar bana mesela hani o sana bir şey vardı o neyse sizin hani sonra yapıyor yani şey orada. Birkaç gün mevzi yaptı. Teravide yani. Ömrü Ali Baba'nın planı oturuyor ya. Ali Baba yok dernek başkanı, eski dernek başkanı. Ha? Onun binası da öbür binada oturuyor adam. İki cevapta mı oturuyor? Ha anladım. Sen burada mevzi yaptın mı? Ha.
Bana nefes de gitmiş diyorlar. Şöyle. Sana ne kayıt yapıyorsun lan? Video. Sana, YouTube videosu. Zaten bana şey zaten yokmuş koya ya. Ne? Ben sana soracaktım. Korktum. Mansur mu? Mansur amca. Mansur amca. Ben öldüm de söyleyeyim de sonra durakladım lan ne yapayım. Yani şimdi desem ayıp olur şimdi adamlar da falan şey biliyor musun? Sonra o Bozacı Musa mı yok mu? Bozacı. O binasında oturan Çavar abi. Tamam da Musa değil Mustafa amca. Mustafa amca diyeyim ben. Ha, o da, ben adam, o da sağ. Aslında bu hani çıkamıyor. Narlığa gitti depremden sonra işte. Hı-hı. Ben gittim o da şofben falan da atayım. Yani şey. Oradan oğlu var Harun. Ya, hocam dedim yanlış anladım. Mahsun amca dedim öldü mü dedim yaşıyor mu? Yok abi yaşıyor dedi kardeş dedi. Ama dedi azami mi olmuş yani? Ha bazı sıkıntılar var. Şey, ona öyle dedi dışarı çıkmıyor dedi. İyi o zaman dedim. Hatta dedim ben hocama soracaktım öldü mü kaldı mı diye. Yani demek istemedim dedim şey orada. Böyle bir laf oldu biliyor musun? İşte Mustafa amca da kaç lan bayağı adam ben çekiyor yani. Bayağıdır çekiyor. Yani hemen 5 seneye geçti ben bizim yanımda. Yıllardır şeye çinmiş. Yine de? Aşağı iniyor. He yine de şükür ediyor yapıyor. Yani şey yapmıyor abi. Ya o iyi. Yaşlı adam ya. Ama sana bir şey diyeyim mi? Yine ne varsa yani Allah izin vermesin de. Allah rahmet eylesin. Cuma kapışlarımızda da sizin genelde. Şey yaptı bizim çorbalarda. Hanımların bayağı şeyi var. Efendim Fatih. Aleykümselam. Bacağına değmeyebilir. Şimdi lambanın bacağına değmedi mi? Meksebat işlenmez. Lambanın bacakları, bacakları atıyor ya lambayı. Telleri, bacağı değmedi temas etmez yani. Düz olur da, yani şimdi ya bir şey olmaz, bağla bir şey olmaz da çok yanmaz ya, yanar. Şimdi içeri vermeyebilir, motorda da olabilir. Hatırlıyorum girişim motoru yanmıştı da hani motor değiştirdim hatırlıyorsan. Motor cenan da veremeyebilir yani. Misafirim var. Valla. Bak hala.